muhabbeti oldu. Overclock şampiyonlar oluyormuş galiba böyle her sene. Son atıyorum 10 şampiyondan 8'ini falan aşağı yukarı tercih ettiği kartlardan bir tanesi buymuş. Daha etmiş. Şu anda ekran kartının standlarının önündeyiz. MSI ekran kartının öyleyiz. Bakın burada tutanlar falan filan var. Yanımızda birazdan bu ekran kartlarının şekillisini ve en babalarını anlatacak olan insan Ender Bey burada. Beraber geziyoruz hep beraber. Tabii canım. Adam çok gördüm. Göbeğimiz beraber kesildi. Onu çekmeyelim. Göbekler çıksa. Şimdi Lightning ekran kartı var aslında bu fuarda. PSA'ya ortaya çıkan. Şu gördünüz. Çalışır vaziyette de ben çektim ve oyun oynadım kendisinde. Çalıştığı zaman ışık ışık. Işıl ışıl oluyor hakikaten yani. Bunlar şimdi seviye seviye farklı ekran kartları. En üst seviye modelimiz de bu. Overclockçuların tercih ettiği bir model. Burası şimdi aslında 1080 Ti bölümü ayrıca. Şurada da bir iki tane model yok. Bunlar 1080 Ti ailenin genel olarak üyeleri. Şu aşağıdan başlayalım. Şimdi bunların hepsi baba kartlar. Mevzu. Tabii. Ama fakat aralarında bazı farklar var bu kartların. En aşağıdaki nedir? Bu Aero. Aynen, bu Aero serisi 1080 Ti. Bunların hepsinin aslında GPU'ları, işte bellek miktarları, evet 11 GB, işte GPU'ları aynı. Tabii çalışma frekanslarında farklılıklar var. Aero serisi aslında Nvidia'nın referans tasarımına benzeyen bir yapı. Bu kartın en büyük özelliği ne biliyor musun? Özellikle küçük bir kasan varsa, yani böyle havalandırma, kasa içerisinde havalandırılması şeyse, bunu tercih ettiğin zaman şu arkadaki egzozdan bütün sıcağı dışarı atıyorsun yani. Kasa içerisinde pişirme gibi bir durumun yok. Eğer dediğim gibi kasa içi havalandırmanı güvenmiyorsan veya istediğin seviyede değilse evet, ama mesela şey dezavantajı da bu blower fan olduğu için biraz daha şu kartlara kıyasla sesli çalışıyor. Evet. Yani orada da bir dezavantajı var, onu da belirtmek lazım. Yani şu kartlar kadar overclock yapamazsın mesela, onu belirtelim. Bu bizim büyük serimiz. Çok fazla Türkiye'de yer vermiyoruz ama 1080 Ti ile beraber getirmeyi düşündüğümüz bir seri. 3 fanlı. Soğut yüz falan daha yine gelişmiş tabii ki. Çift slot yer kaplıyor yani. Birden fazla ekran kartı kurulumu için uygun. Görüyorsun. Gayet şey. Sıkıntısız. Eğer 3 fanlı tercih edilmekse insanlar varsa Dük serisini kullanabilir. Ve hemen üstte Gaming X var, zaten bunu bilmeyen kalmadı. Gaming en güzel kart en bu. Popüler. Evet, bizim Gaming serimizin en popüler, en çok satan modelimiz bu. Bunu şey. Buraya gidelim. Bizim Armor serisi yine popüler, biraz daha Gaming'e kıyaslı şey. Daha uygun fiyatlı. Şöyle diyeyim, mesela orada Twin Frozer 6 var, burada Twin Frozer 5 var. Yani bir önceki nesil soğutucuyu kullanıyor. Fiyat da burada tarafta avantaj sağlıyor. Ama tabii ki bu soğutucu mesela 980 Ti'de falan da kullanılıyordu. Yani şey bir soğutucu değil. Öyle uydurma bir soğutucu da değil yani. Mesela geçen senenin en üst seviyesi 980 Ti'ydi. Bu soğutucu vardı, onu söyleyebilirim. Hemen üstüne... İlginç tasarım olarak en iyi bu sıvı soğutmalı çalışsam. Aynen, bu sıvı soğutmalı. EK bu konuda yani en popüler firmalardan bir tanesi de sıvı soğutma noktasında. EK kartları kullanarak, EK blokları kullanarak MSI'nin özel çalışması bu. Mesela bu baskı devresi Gaming X'e aynı bu kartı. Yani onun bu yetenekleri için. Burada ama tamamıyla sıvı soğutma üzerine yoğunlaşmış durumda. Zaten MSI ve EK logolarını görebiliyorsun. Tabii bunu kullanabilmek için açık devre bir tane full sistem hazır seti oldu. Yani pompası, rezervuarı, işte fanları, hortumları vesaire, rekorları komple bir sese sahip olman lazım. Yani bunu aldım böyle eve götürdüm. Hadi taktım olmuyor. Babaya da en sonuncu kartınız. Şey, konuşuyorduk da MSI'den birileriyle ve şey muhabbeti oldu. Overclock şampiyonlar oluyormuş galiba böyle her sene. Son atıyorum 10 şampiyondan 8'ini falan aşağı yukarı tercih ettiği kartlardan bir tanesi buymuş. Daha etmiş. Buradaki frekans oranı diğerlerine göre daha farklı olduğu için sanırsam overclock biraz... yapmaya zorlayabiliyorsun yani. Aynen öyle. Frekanstan ziyade bu kartın baskı devresi ve güç devre elemanları da çok daha gelişmiş. Yani bu kartın üzerinde iki tane 1080 Ti'yi besleyebilecek kapasitede aslında güç devresi var tabii. Çünkü o dediğin bahsettiğin şey şampiyonları şey. Bunu söküyorsun, LN2 dediğin sıvı azot bloklarını takıyorsun ve işte veriyorsun voltajı sonuna kadar. Kartın normal standart hızı işte 1700'lerdeyse 2500-3000'lere falan dayıyorsun yani. Ama tabii o her gün kullanabileceğim bir şey değil. O şampiyonadan sonra genelde o kartlar bir daha çok fazla kullanılamayacak hale geliyor. Onu ama çok ekstrem örnekler. Aynen, onu rekoru kırıyorsun, bırakıyorsun. Öyle bir örnek. Bunlardan çok sık da üretilmiyormuş galiba. Tabii, zor, mesela, üretimi de zormuş. Üretimi zor, baskı devre şeyi yani arkadaki Ar-Ge çalışması uzun vakit alıyor. Bundan önce 292 vardı mesela, 200 senelik kart. Ondan önce 780 Ti vardı yani. Her sık mesela 900 şey serisinde Lightning yok. Yok. Yani değecek karta yapıyorlar, onu söyleyeyim. Çünkü geliştirme vesaire sürecini uzun sürdüğü için. Yani sistem böyle hani aramızda böyle manyakları varsa hani ben bu sistemi zorlayacağım falan diyen MSI yeni ürünü bu. Zaten 1721 MHz standart frekansı var. GPU Boost'ta 2000'in üzerine çok rahat çıkabilecek ve overclock'ta siz de şey yaptığınız zaman sonuna kadar gidebilecek bir kart. Aa, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Adam yoruldu yani.